Türk-Ukrayna İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Pehlivan'la beraberiz. Efendim merhabalar, Burak Bey, Türk İş Adamları olarak kaç yıldır Ukrayna'da faaliyet göstermektesiniz? Kaç üyeniz var? Çalışmalarınızı biraz anlatır mısınız bizlere? Uluslararası Türk-Ukrayna İş Adamları Derneği 2004 senesinde kuruldu. 200'den fazla üyemiz var. Üyelerimiz aracılığıyla Ukrayna'daki Türk sermayesinin %90'dan fazlasını temsil etmekteyiz. Burası Kiev merkez ofisimiz. Fakat Kiev merkez ofisimiz dışında Güney Ukrayna'da Herson, Odessa ve Zaporojye'de, Doğu Ukrayna'da Harkov'da, Orta Ukrayna'da Vinitsa'da ve Batı Ukrayna'da Lviv'de şubelerimiz var. Biz Ukrayna'da faaliyette bulunan tüm yabancı ülke iş adamları dernekleri arasında en yaygın şube ağına sahip olan iş adamı derneğiyiz. Üyelerimiz arasında ülkemize mal olmuş holdinglerimizin Ukrayna iştirakleri de var. Buna karşılık küçük ve orta boy işletmelerimizin temsilcileri de bulunmakta. Bugün makina, ilaç, kozmetik, kişisel bakım ürünleri, telekomünikasyon, IT, tarım gibi hemen hemen ekonominin her sektöründen Türk firmalarımızın başarıyla faaliyette bulunduklarını görüyoruz. Burak Bey, sizinle öyleyse biraz da Ukrayna pazarını konuşalım. Ukrayna'da ticaret hacmi ne kadar? İş adamlarımız hangi alanlarda buraya yatırım yapmalılar? 2014 senesinde Avrupa Meydanı devriminden sonra ülke bambaşka bir çehreye büründü. Adeta yeniden kuruluyor. Son 3-3,5 sene zarfında yapılan yapısal reformlar, ülkenin bağımsızlığının ilk 23 yılında gerçekleştirilenlerden çok daha fazla. Dünyanın en değerli toprağı olan Çernozyum'un, yani kara toprağın 1/3 rezervine sahip. Yine Avrupa'nın ekilebilir toprağının yine 1/3 bünyesinde bulunan Ukrayna tarımda kesinlikle fırsatlar sunuyor. Ukrayna dünyada en çok sertifikalı IT uzmanı olan ilk 5 ülkeden bir tanesi. Ki önünde zaten Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan gibi nüfusu Ukrayna'nın kat be kat üstünde olan ülkeler yer alıyor. Dolayısıyla IT sektörü çok önemli bir sektör. Bu yıl 3,5 milyar dolar IT sektörü ihracat yaptı. 2018 hedefi 4,5 milyar dolar. Bu alanda da Türk firmalarımız açısından ciddi fırsatlar gözüküyor. İkili dış ticaret hacmi 2017 senesi itibariyle 3 milyar 850 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ama bu ticaret hacmi bizim kabul edebileceğimiz bir hacim değil. İki ülke cumhurbaşkanlarının iş dünyalarının önüne koydukları yaklaşık 15 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi hedefi var. Biz bu hedefin gerçekleştirebileceğini, kısa vadede, orta vadede gerçekleştirebileceğini düşünüyoruz. Fakat bunun için kilit nokta, müzakereleri 2007 yılından beri devam eden Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanmasıdır. Türkiye'ye sattığı ürün gruplarına baktığımızda 2-3 kalemin toplam Ukrayna'nın Türkiye olan ihracatında %80-90'lık payı aldığını görüyoruz. Nedir bunlar? Tarım ürünleri, metal ürünleri, kimyasal ürünler ve kısmen de makina. Fakat Türkiye'nin Ukrayna'ya olan ihracatına baktığımızda çok daha parçalı bir yapı görüyoruz. Zira ülkemiz Polonya ile Hindistan arasındaki coğrafyada her türlü ürün üretebilen tek ülke. Dolayısıyla tüketim muamelerini de üretebiliyoruz. Çok farklı teknolojilerde ürünler de üretebiliyoruz. Bizim ihracatımız Ukrayna'ya çok parçalı bir oranda. Buraya yatırım yapmak isteyen Türk iş adamlarına nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Türkiye eski Türkiye değil. İş dünyamız eski iş dünyamız değil. Bugün Türk Hava Yolları şirketleri 6 ayrı şehrine uçuyorlar. Güçlü iş adamı derneklerimiz var. Ukrayna'daki çok uluslu firmaların, uluslararası finans kurumlarının başında Türk profesyoneller yer alıyor. Devletimizin Yunus Emre, TİKA, Büyükelçilik, Ticaret Müşavirliği, Kültür Müşavirlikleri gibi organizasyonu Ukrayna'da çok kuvvetli bir şekilde yer almakta. Dolayısıyla iş dünyamızın burada pozisyon alması için her türlü altyapı sağlanmış durumda. İnanıyoruz ki bu yeniden kurulan Ukrayna'da iş dünyamız bu avantajı değerlendirecektir. Türk iş dünyamız burada gerekli pozisyon alacaktır.